أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Değerli kardeşlerim. Bugün fecr suresinin 15. ayetinden 30. ayetine kadar sonuna kadarki bölümü inşallah okumaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak'tan niyazım Önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Sonra da sizi dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve hayatınıza doğru bir şekilde yansıtabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Geçen ders surenin ilk 14 ayetlik bölümünü okumuş idik. o bölümde dört ayette beş şeye yemin edilmiş idi. Fecre on geceye çift olan yaratıklara onları yaratan tek kudrete ve geçip gitmekte olan geceye yemin edilmiş idi. Biz bu yeminlerin hepsini vahiy endeksi olarak anlamış ve yorumlamış idik. Sonra Cenab-ı Hak <laughs> tarihin derinliklerinde azgın kavimler bağlamında Ad kavmine, Semud kavmine ve nihayet Firavun ve adamlarına nasıl bir muamele gösterdiğini beyan etmiş. Onların ülkelerinde bozgunculuk ve azgınlık yaptıklarını fesat çoğalttıklarını beyan etmiş. Sonrasında her birini hak ettikleri türden bir azap kamçısıyla yakaladığını beyanla o ilk ayet grubunu bitirmiş idik geçen hafta geçen ders. Bugün okuyacağımız bölüm de aslında Örneği verilen Ad kavmi, Semud kavmi ve Firavun tipli insanların aslında bir ruh tahlilini yapan bir bölüm okuyacağız. Yani bir insan psikolojisini tahlil eden bir bölüm var. Birbirinden bağımsız zannediliyor, birbirinden kopuk zannediliyor. İlk 14 ayetle sonraki bölümün birbiriyle pek anlam ilişkisi bulunmadığı zannediliyor. Halbuki bu doğru değil. Kur'an'da ayetlerin sıralanışı tevkifilik esasına göredir. Tevkifilik demek sıralamada vahyin belirleyiciliği demektir. Yani aklın durduğu, icdihadın iş görmediği, İnsan kanaatinin devrede olmadığı sıralama ya da uygulamalara tevkifilik derler. Ayetlerin sıralanışı işte tevkifidir. Yani bunların hangi ayetlerin hangi ayetlerden sonra geleceği Cebrail Aleyhisselam tarafından Hazreti Peygambere bildirilmiştir. O itibarla böyle birbiriyle alakasız ayetler peş peşe sıralanmazlar. Böyle bir şey yok. Bazı insanlar sıralamada kendilerince bir ilişki kuramayıp işte hatta bu doğrultuda birileri kalkıp bu ayetler yanlış yere konuldu dahi diyebilmişlerdir. Bu ayetin yeri burası değildi. Bunu yanlış yere koydular diyenler var. Hatta kim olduklarını söylesem yapma hocam ya. O da mı dersiniz. İşte ben adamı deşifre etmek istemiyorum. Biz konuşmalarımızda, derslerimizde şahıslar üzerinden hiç yürümedik. Biz prensipler üzerinden yürümeye gayret ediyoruz. Onun için yapanı, yapanla ilgilenmiyoruz. Yapılanla ilgileniyoruz. Yapılanı anlamaya çalışıyoruz. Bir yanlışlık varsa onu düzeltmeye gayret ediyoruz. Meselemiz bunun üzerinden yürüyor. Mesela Kıyamet suresinin 16, 17, 18 ve 19. ayetlerinin yanlış sıralandığına inanılır. Orası değil bu ayetlerin yeri derler. Neresi? Yerini de buluyorlar. Yani haklarını yemeyelim. Bu ayetler böyle atmosferde havada kalmıyor. Bir yer var. Neresi? İşte diyor ki bu ayetlerin yeri Taha suresinin 114, 113, 114. ayetleri o aralardı. Niye böyle dediler? Hani böyle afaki konuşmayalım. Ben önce ayetleri size söyleyeyim. Bir örnek olsun. Bir sürü örneği var da bir tane örnek vermiş olayım. Şimdi bu Kıyamet Suresi'nin 16. ayetinde diyor ki Allahu Teala. Es-selamu billah. La <laughs> tuharrik bihi lisaneke li bihi. Onunla ilgili acele ederek dilini depreştirme. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'an'e. Onu toplamak da okumak da bizim işimizdir. Fe izâ kara'nâhu fettebi' Kur'an'e. Biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşuna tabi ol. Sümme inne aleyna beyane. Sonra onun açıklaması da bizim işimizdir. Şimdi eve bu. gittiğiniz zaman açın bu Kıyamet Suresinin 16. 17. 18. 19. ayetlerinin mealini okuyun. Varsa evinizde tefsir, tefsirini de okuyun. Göreceksiniz ki tamamı desem haksızlık etmiş olurum elbet ama kahır ekseriyeti çok büyük bir yoğunlukla çoğunluk bu ayetlerdeki mesajın Hazreti Peygamberle ilişkili olduğunu sanır. Yani Peygamberimiz vahiy alırken Dilini depreştirmemesi noktasında uyarılıyor. Peki bu 16. ayet. E bir 12, 13, 14, 15'e bakalım. Bakalım ne diyor yani? Konu ne? Konuya bakıyorsunuz. Konu şu. Ta başından beri zaten. Kıyamet suresinin başından beri aynı konu. Ama birkaç ayetle sınırlı olarak söyleyeyim. 13. ayetten itibaren söyleyeyim beul insanu yevme izin. O gün insanoğluna haber verilecek. Bima deme ve akkara. Dünyada neleri takdim etmiş, neleri tehir etmiş. Yani hangi görevleri yapmış, hangilerini yapmamış. Bunlar insanoğluna haber verilecek. Belil insanu ala nefsihi basiretun. Esasında insanoğlu o gün kendisiyle alakalı gerçeği görmüş olacaktır. Mahşeri anlatıyor yani. Velev elka meazirehu. Bir takım mazeretler ileri sürmeye çalışsa bile ona denecek ki la tuharrik bihi lisaneke li tacele Şimdi hakkındaki hükmü acele öğrenmek için dilini depreştirme. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'anı. Senin neler yaptığın, neler yapmadığınla alakalı detayları toplamak da onları okumak da bizim işimiz. Fe iza qara'nahu Kur'anı. Biz seninle alakalı o hükmü okuduğumuz zaman sen onun tabisi ol, ona tabi ol. Sümme aleyna beyane. Sonra o okuduğumuz şeyin beyanı, açıklaması nedir? Onu da biz yapacağız. Bu mahkeme-i kübrada azgın insanların bir takım mazeretler ileri sürmeye çalışmaları durumunda Allahu Teala'nın onları şiddetli bir şekilde uyaracağı mesajını içerir. Tıpkı Müminun suresinin 108. ayetinde olduğu gibi. Orada diyor ki Allahu Teala gene kafirlere, cehennemliklere. Kale iksa Orada rezil ve perişan olarak kalın ve la tükellimuni sakın ha bana kelime etmeyin. Hani gıkını çıkartma derler ya o. Oh. Mesela başka bir ayette diyor ki Mürselat suresinin 35 36. ayetleri haza <Sessizlik> yavmulayantukun. Bu mahşer günü nutuk atma günü değildir. Ve la feyatezirun. Onlara izin verilmeyecek ki özür dilesinler. Orası konuşma zamanı ve konuşma yeri değil. Uyarılan insanlar o gün bir takım mazeretler ileri sürmeye çalışan cehennemlikler olacaktır. Kıyamet suresinin o ayetleri bunu anlatıyor. Kıyamette yaşanacak bir enstantanayı anlatıyor. Bu ayetleri diyorlar ki yok. Zaten bu kıyametle filan ilişkilidir zaten hiç sözü oraya hiç getirmeden bunu peygamberimizle ilişkilendiriyorlar. Peygamberimiz vahiy alırken demiş ki Cebrail aleyhisselam ona dilini depreştirme. Ya Cebrail aleyhisselam böyle hani böyle karşısına oturuyor da ona okuyor da peygamberimiz de onu dinliyor. Öyle değil ki vahiy akışı o değil ki ya. Yani bir hoca okuyor, talebe de onu dinliyor. Öyle değil. Öyle vahiy, vahiy öyle değil. Bunları nasıl böyle yorumluyorlar? Bir türlü anlamıyorum ben bunu ya. Adam bir Bakara Suresi'nin 97. ayetine bir kere bakmaz mı ya? Kul men kana aduven li Cibril fe innehu ala kalbike. Kur'an'ı Cebrail kalbine indirdi. Kalbine böyle ses tekrarıyla vahiy akışı söz konusu değil kalbine doğan bilgilerdir vahiy akışı. Şu Ara suresine baksalar orada da anlayacaklar. Ve innehu le tenzilu rabbil alemin nezele bihir ruhul emin ala ruhul emin ala kalbike. O vahyi güvenilir ruh senin kalbine indirmiştir. Vahiy peygamberimizin kalbine yönelik bir bilgi akışıdır. Böyle Cebrail Aleyhisselam sesli sesli okuyor da, Peygamberimiz de onu ondan sonra tekrarlıyor. Değil öyle bir akış yok. O, öyle tahayyül ediyorlar. Buradaki dilini depreştirmemeyi de, o enstantane ile, o pozisyonla ilişkilendiriyorlar. Orası yanlış olunca, bu ilişki de haliyle yanlış. E peki, Taha Suresi, 113-114. ayette ne var? Orada, Konu Kur'an. Şimdi bu Kıyamet Suresi'nde ne konu vahiy ne muhatap Hazreti Peygamber hiç alakası yok yani. Arkasında önünde hiçbir en ufak bir bağlantı yok. Konu belli. Konu akışına bakıyorsunuz. İşte mahkemeyi kübrada yaşanacak bir enstantaneden söz ediyor. Onu oradan çıkartıyor. Diyor ki işte bu Taha Suresi 113-114. ayetle ilişkilidir. Ne, ne var orada peki? Ve kedalike enzelnahu Kur'anen Arabiyyen. İşte böylece bu Kur'an'ı biz Arapça bir metin olarak indirdik. Ve sarrafna fihi minel vaidi. Onun içerisindeki çeşitli tehditleri detaylandırarak ortaya koyduk. Leallehum yettekûne. Muttaki olurlar beklentisiyle. Ev yuhdisü lehum Ya da onlara gerçeği hatırlatan bir unsur olur diye. Fe teâlallâhul melikül hak. Melik olan, hükümran olan, hak olan Allah her şeyden yücedir. Ve la te'acel bil Kur'an'i min kabili en yukda ileyke vahyu. Sana olan vahyi tamamlanmadan önce Kur'an'la ilgili aceleci olma. Yani acele acele vahiy gelmesini isteme. Şimdi burada vahyin acele istenmemesiyle alakalı bir emir var. Bu emir Kıyamet suresinde acele ederek dilini depreştirme mesajıyla birbirine karıştırıldı. İkisi aynı şey değil. Birinde anlatılan konu başka, öbüründe anlatılan konu başka. Eğer vahyin akışıyla alakalı peygamberimizin aceleciliği söz konusu ediliyorsa, o zaman adam diyor ki bu ayetlerin yeri yanlış. Bunlar buraya konmamalıydı. Bunların yeri aslında Taha suresi 113-114. ayette ilgisi yok tabii ki ayetleri yanlış yere dizmiş olamazlar. Öyle bir ihtimal akla ziyandır. Benzer bir iddia Lokman suresinde var. Orada bir iki ayet var. Ana babaya iyilikle alakalı ayetler Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatlerinin arasında geliyor. 14 ve 15. ayetler diyorlar ki bu 14 ve 15. ayetlerin yeri aslında Ankebut suresinin işte 8 9. ayetleridir. Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatlerinin mantığını kavrayamayınca oradaki konuyu aykırı bir konuymuş gibi zannediyorlar ve ayetlerin dizilişinde sorun var diye düşünüyorlar. Bu doğru değil. Aynı mantık bu Fecir suresinde de var. 15, 16, 17, 18, 19. ayetleri kendinden önceki ilk 14 ayetle bağdaştıramıyor. Halbuki aralarındaki anlam irtibatı gayet net, açık. Olumsuz bir insan tipi üzerinden Allahü Teala örneklendirmeler yapıyor. Ondan sonra da bu olumsuz insan tipinin psikolojik tahlilini ortaya koyuyor. Aynı insan tipiyle alakalı bir açıklama. Sorun nereden kaynaklanıyor? Şimdi okuyacağım ayette göreceksiniz. Bir kelime var, o kelimeden kaynaklı bir farklı algı söz konusu ediliyor. Ayet şu. <laughs> femmel fe insanu. Şimdi femmel fe insanu buradaki el insan kelimesine insan oğlu manası veriliyor. İnsan oğlu manası verilince e o zaman genelde insan oğlundan söz edildiğine göre önceki ayetlerdeki olumsuz tip ile anlam tam birbiriyle uyuşmuyor. Oysa bu ayette de bir sonraki ayette de daha sonrasında gelen ayetlerde de sözü edilen el insan kelimesi insan oğlu manasına değil olumsuz insan manasına gelir. O el insanın başındaki el takısı belli bir niteliği taşıyan insanlar manasını verir kelimeye. Fehmel insanı. Şu insanı düşünün. Şu nankör insanı bir hayal edin ki اِذَا مَبْتَلَاهُ bu. Rabbi onu imtihan ettiği zaman فَاَكْرَمَهُ ona ikram ettiği zaman ve ne'amehu ona bolca nimetler verdiği zaman feyekulu der ki Rabbi benim Rabbim ekrameni bana ikram etti. Böyle der. <laughs> gene iyi. Karun gibi demiyor. Karun'un sözü daha sıra dışı Kasas suresinde anlatılıyor. Öyle demiyor bu. Diyor ki gene nimetin kaynağında Allah'ı görüyor yani. Feyakulu <laughs> der ki Rabbi benim Rabbim ekremeni bana ikram etti. Bir sonraki ayette ve <laughs> maizametelleh Rabbi onu imtihan ettiğinde fakat fekad aleyhi rizqahu rızkını biraz daraltarak vermişse feykulu <laughs> bu defada der ki Rabbi <laughs> ehaneni Rabbim beni rezil etti der. Beni önemsemedi der. İşte bu nankör insanın psikolojisidir. Bütün insanoğlu böyle değil ki herkes böyle düşünmüyor ki Malının hakkını, kadrini, her şeyini gayet iyi bilip nereye infak edilmesi lazım geldiği noktasında en ufak bir kabahat yapmayan şu kadar insan var. İnsanoğlunun her birinin bir psikolojik tahlili değil bu. Olumsuz insanla alakalı bir detay veriyor Allahu Teala. Sonrasında onun nasıl yanlışlıklar yaptığına dair de kalem kalem cümleler getiriyor. Onları birazdan teker teker size aktaracağım. <laughs> Şimdi femmel insanu insanoğlu yani olumsuz insan yani cehennemlik olan adam İza mebtelahu rabbuhu Rabbi onu imtihan ettiği zaman biz Kur'an-ı Kerim'den gayet iyi biliyoruz ki insanoğlunun yaratılış gayesi imtihan edilmektir. Bu gayenin yerine getirilmesi için bazen nimetler verilerek imtihan edilir. Bazen bol verilir, bazen dar verilir. Bazen verilen nimeti fark edersin, bazen fark edemediğin de olur. Neticede hayatın tamamı bir imtihan alanıdır. İşte Hud suresi 7. ayette öyle diyor. Gayet açık bir ifadeyle buyuruyor ki Rabbimiz ve huvellezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin ve kâne arşuhu alel mâ'i liyeblüveküm eyyüküm ehsenu amela hanginizin daha düzgün bir davranış ortaya koyacağınızı denesin diye Allah bu hayatı yaratmıştır. Hayatın var ediliş gayesi imtihandır. İnsanoğlu için bu böyledir. İnsan suresinde de benzer bir ifade var. İkinci ayette İnna halaknal insane min nutfetin emşacin nebetelihi fe cealnahu semian basira. Biz insan oğlunu döllenmiş bir yumurtadan yarattık. Nebetelihi. <laughs> onu imtihan edeceğiz. Bu yüzden fe cealnahu semian basira. Bu yüzden onu gerçeği işitebilen ve gerçeği görebilen şekilde yarattık. Yaratılışın gayesi imtihandır ve selam. Şimdi bu imtihan Enbiya Suresi'nin 35. ayetinde anlatıldığı gibi bazen insana hayır verilerek de imtihan edilir. Bazen şer verilerek de imtihan edilir. İmtihan standart değildir. Bazılarına hayır verilir, bazılarına şer verilir şeklinde düşünmeyin. Aynı adama bazen hayır verilebilir, bazen şer verilebilir. İki türlü de imtihan devam eder. Bakın diyor ki Enbiya 35. ayette ve nebülüküm bir şerri vel hayri fitneten biz sizi şerle de hayırla da de bir deneme olsun diye imtihan edeceğiz, ediyoruz. Yani insanoğlu Hayatının her anında ve her alanında imtihandadır. Bu kesin. Onun üzerinden e, bir algı, bir e, düşünce, ne bileyim bir bilinç inşa edilmeye gayret edilir Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Bakara suresinde bu imtihanla alakalı hafif bir detay verilir. Orada der ki Allahü Teala, 155. ayetinde velenep bir şeyin minel khafi vel ve emvali vel enfusi ve semerati ve sabirin. Biz sizi korkuyla da, açlıkla da, malların eksilmesiyle de, canların eksilmesiyle de, ürünlerin eksilmesiyle de imtihan edeceğiz diyor. Yani bize verilen şeyler de verilmeyen şeyler de birer imtihanın konusudur. Hayatta bizim için imtihanın konusu olmayan hiçbir şey yoktur. Daha pek çok ayet var. Hani bir tane daha okuyayım. Ali İmran suresinin şu 186. ayeti. Le tublevun nefi emvalikum ve enfusikum. Mallarınız ve canlarınız konusunda mutlaka imtihan edileceksiniz. Mallarınız konusunda ve canlarınız konusunda mutlaka imtihan edileceksiniz. Ve tesmeunne minellezine utul kitabe min qablikum ve minellezine eşrekû. Hem sizden önce kendilerine kitap verilenlerden hem de müşriklerden mutlaka işiteceksiniz. Ney? Ezen kesira. Pek çok eziyet verici şey duyacaksınız. Ve in Bütün bunların karşılığında değerlerinize, inanç sistematiğinize sarılır, sabrederseniz. Ve tetteku. Ve sorumluluğunuzu bilirseniz. Fe innezalike min azmil umur. İşte bu işlerin en çok azim ve kararlılık getirenlerindendir bunu bilin. Yani bazı sözlerle imtihan edilirsiniz. Hiç hoşunuza gitmeyen şeyler duyabilirsiniz. Hatta bazen hiç ummadığınız insanlardan böyle sözler duyabilirsiniz. Burada çok eziyet veren şeyler duyacaksınız ifadesi kendilerine kitap verilenler ve müşrikler diye belirlenmiş. Bu şu demek yani? Başkalarından da Örnek olarak ikisi zikrediliyor, bir mümin kardeşinden de böyle şeyler duyabilirsin. Çok canın sıkılabilir. Hatta o mümin kardeşin böyle atmosfere bir şey söyler, sen onu üzerine alır, alırsın. Hiç üzerine almana gerek yok mesela yani. Yani adamın hangi davranışı niye yaptığını yüzde yüz bilmediğin için alınma üzerine canım. Böylece kahrolmazsın. Değil mi? İşte bu bir, bir, hutbe işi vardı. Oradan Allah herkes ah bana dedi şuna dedi ne üzerine alınıyorsun yani hiç hiç ilgi ben ben hiç rahatsız olmadım ben mesela. Orada anlatılan şeylerle ilgili bir duruşum yok ki. O hutbeyi kim hazırladıysa onun Hazreti Peygamberi benim sevdiğimin yüzde biri kadar sevdiği kanaatinde değilim. Yani o peygamberi savunuyor da ben dışlıyorum öyle mi? Hiç üzerime alınmam. Öyle atmosfere okunmuş bir şey. Hemen balıklama dalıp da ah bize dedi. Ne sahipleniyorsun bunu? Bırak. Bir kızım arkadaşlar dedi ki biz bu Cuhut Bey'i protesto edelim çıkalım camiden. Bak bak şimdi. <laughs> ne oluyor sana yani şimdi? Nedir? Derdin ne yani? Ben bu cuma hutbesini dinledim şeyden namazdan çıkarken tam namazdan çıkarken biraz bekledim. Başakşehir'deydim. Çıkarken böyle 7-8 kişiye sordum. Hutbede ne okundu? Vallahi bir tanesi hutbenin konusunu diyemedi bana. <laughs> Dinlemedi kimse ya. Kimsenin bir şey dinlediği yok, kimsenin bir şey anladığı yok. Korkarım ki hutbeyi okuyanların da çoğu anlamadı ne okuduğunu. <laughs> Yani öyle üzerine alınıp da böyle aman aman ortamı yıkılıyor gibi yok yok heyecanlanmana gerek yok yani. Öyle biri gürledi o kadar boş ver. Üzerine alınma. Çünkü oradaki vurgu peygambersiz din üzerinden. Siz peygamberi tanımadan bir din savunuculuğu yapan adam duydunuz mu? Böyle biri var mı Allah aşkına ya? Peygamberi haşa sevmeyecek Kur'an diye bir davası olacak. Onun aklına yanarım ben de. Be. Öyle bir adam olabilir mi? Onun için o hutbenin kime hitap ettiği belli değil. Alınma üzerine gözünü seveyim. Böyle gürültü yaptı. Bırak. Hiç ciddiye alma ya. İki tane. Hocam ben onu dinlemek yerine ne yapayım? Ezbere bildiğim beş on tane ayet oku dedim. Yani başka bir şey yok ya. Ne alınıyorsun? Ya bu da senin kardeşin neticede. O da boş bulunabilir arkadaş. Biz niye hep sevdiklerimizi sınırsız seviyoruz? sevmediklerimize sınırsız öfke besliyoruz. Karşımdaki insanoğlu bu hata yapar arkadaş. Hata yapabilir olduğunu kabul edince hatasını gördüğünde de perişan olmazsın ya. Kur'an-ı Kerim'de kıssalar anlatılır değil mi? Kur'an'da 2000 bin ayetten fazla kıssa var. 2000 bin. Bu nedir biliyor musunuz? Kur'an'ın üçte birinden fazlası yani. Ve bu kıssalarda Bazen peygamberlerin hatalarından söz edilir. Peygamberlerin Hazreti Adem'in kıssasını okuyun. Ş işte hata yaptı. Hem onun hatasıyla ilgili kullanılan kelimeler öyle ufak tefek teyit geçen kelimeler değil. Doğrudan Hazreti Adem'le alakalı Taha suresinde ve asa Adem Rabb'e faga Adem Rabbine isyan etti ve azgınlaştı diyor. Tam ifade bu. Asa Adem Rabbehu Fegava Öyle bu ayet uydurduğumu zannetmeyin. Ah. <laughs> diyor ki işte 121. ayeti Taha suresi. Gidin açın evde okuyun. Bu Allahu Teala peygamberlerin bir kısmı için böyle diyor. Bizimki diyor ki, onlar zelledir. O oh, nasıl, zelle? Küçücük bir şey. La isyanı küçüğü olur mu? Hava azgınlaştı diyor. Velem necid lehu azma. Biz onda bir azim filan bulamadık. Unuttu. Unutur ya insan dediğin nisyan köküğünden gelir o kelime. Unutkan varlık demektir. Unutabilir. Allahü Teala o kıssayı anlatırken Hazreti Adem'le alakalı o detayı vermeyebilirdi. Hazreti Nuh'la alakalı o detayı vermeyebilirdi. Hazreti Musa ile ilgili detayı vermeyebilirdi. Hazreti Yunus'la ilgili o Safat suresindeki o detayı vermeyebilirdi. Kalem suresinde detayı vermeyebilirdi. Vermeyi Hazreti Peygamberle alakalı bizati kendisiyle alakalı şu kadar ayette uyarılar var. Onları vermeyebilirdi. Niye veriyor peki? Vermek istediği mesaj şu. Diyor ki Cenab-ı Hak benim seçtiğim peygamberler bile hata yapabiliyorken ey peygamber olmayan kullarım hatasızlık numarası çekmeyin. Hata yaparsın. Mühim olan hatada ısrar etmemektir. Vazgeçebilmeyi bilmektir. Onun için peygamberlerin hataları bize üç şeyi öğretir. Bir, peygamberler bir hatayı iki kere yapmaz. İki peygamberler, Ha bire hata yapmaz. Üç peygamberler tevbe etmeden ölmez. Bize onu öğretiyor Allahu Teala. Bir hatayı 40 kere yapmayın. Sürekli hata yapmayın ve hatadan tevbe etmeden ölmeyin. Mutlaka tevbeniz olsun. Tevbeniz de zamanında olsun. İşte peygamberler hatalarının hemen peşinden tevbe etmişlerdir. Onu anlatır, onu öğretir bize Kur'an-ı Kerim. E peygamberler böyle olduğuna göre diğer insanların hata yapıyor olması neden çok fazla geliyor bize? Biz birine kaptırıyoruz kendimizi ya. Ondan sonra bir hata yaptığı zaman da kahroluyoruz. Hazreti Peygamber'in şu hadisi ne kadar lazım bize? Ne kadar lazım? Ehbib habibeke hevnemma asa en yekune bagîdake yevmemma ve ebgid bagîdake hevnemma Asa en yekune Sen sevdiğini ölçülü sev. Gün gelir onu sevmemen gerekebilir. Sevmediğine karşı ölçülü davran. Gün gelir onu sevmen gerekebilir. Neden kardeşimizi ötekileştiriyoruz? Neden ötekileştirdiğimiz kardeşimizle şeytan muamelesi yapıyoruz? Bunu karşı taraftakiler size karşı yapınca bunun yanlış olduğunu fark ediyoruz da siz aynı davranışı ötekileştirerek yapınca doğru mu yapmış olacaksınız? Hayır, karşınızdaki de mümin kardeşiniz ve o da hata yapıyor olabilir. Hatasıyla onu kabul edin, münasip bir dille o hatadan vazgeçmesine gayret edin. Bakın bizim yeni düşman aramamıza gerek yok. Allahu Teala bizim için bir tane düşman tanıtmış. İnne şeytane leküm aduvvun Fettehizuhu aduvva Fatır suresinde. Şeytan sizin için düşmandır ve onu düşman edinin. Bitti. Bizim başka birini ötekileştirmek diye bir lüksümüz yok. Bu bizim kaybımıza sebep olur. Bizim bizim bütünlüğümüzü sarsmaya sebep olur ve buradan ümmet adına en ufak bir rahmet çıkmaz. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Yok böyle bir şey. Bir hocayı çok seviyor adam, Hocanın bir görüşünü duyuyor, kar oluyor. Ya biz hiç beklemiyordum böyle dedi. De. O da hata yapabilir. Ne olmuş yani? Ne abartıyorsun adamı? Bizim hocamız dediyse bir bildiği vardı. Ne bildiği var? Şey hata yapıyor. Bildiği varmış. Böyle takım tutar gibi hoca tutulur mu ya? Bizim hoca her şeyi biliyor. Ne biliyor her şeyi? Bir şey bildiği yok demek. Ya da bildiği bir şeyler vardır ama bilmedikleri de vardır hata yapabilir ya neden bir hatasızlık özlemi içerisindeyiz Allah muttakileri sayarken bunlar hata yapmazlar demiyor hiçbir ayette Evet akşam Başakşehir'e gelenler bilirler orada anlattım ya da cuma günü Üsküdar'daki konferansımıza gelenler dinlemişlerdir ee, diyor ki muttakileri anlatıyor şeyde ee, Ali İmran suresi 135 136, 137, şey, 133, 134, 135'te, 133, 134, 135 de. 133, 134, 135. 135 de diyor ki, muttakileri anlatıyor. Bakın, muhsinleri ve muttakileri anlatıyor. Kelimeler bunlar, onlar o kelimelerin açılımını yapıyor Allahu Teala. Buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ev ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Bu muttaki ve muhsin insanlar bir fuhuş işledikleri zaman, bir çirkinlik yaptıkları zaman zekarullah'e hemen Allah'ı hatırlarlar festağferu li ve günahlarından dolayı bağışlanma dileğinde bulunurlar. Ömen yafiru zunube illallah ve onlar bilirler ki Allah'tan başka kimse günahları bağışlayamaz. Ve lem yusirru ala ma faalu ve ya'lemun. Bile bile yaptıkları hatada ısrar etmezler. Muttakinin tanımı Hata yapmayan adam değildir. Muttaki'nin tanımı hatada bile bile ısrar etmemektir. Yapar hata canım. Allah Allah ne hatasızlık. Özlemi peşinden koşup duruyoruz da kardeşlerimizi neden kaybediyoruz? Belki boş bulundu adam. Belki birine sinirlendi. Pat diye bir şey söylemiş olabilir. Ne kıyameti koparıyorsun? Yahsebune külle sayhatin aleyhim. Münafıkların sıfatıdır bu. Her ufak bir gürültüyü kendi aleyhlerinde kopmuş kıyamet zannederler diyor. Yahsebune külle sayhatin aleyhim. Münafıkun suresinde geçer o. Her gürültüyü kendi aleyhlerinde kopmuş bir kıyamet zannederler. Dördüncü ayeti Münafıkun suresinde. Alma üzerine ya. Vallahi rahat edersin ya. Yoksa uykun kaçar. Ondan sonra sabahtan sataşacak adam ararsın. Kime ne desem. Yok. Bu da bir kardeşimiz hata yapma hakkını kullandı tamam. Umarım tevbe ederdi. Onun da tevbe etmesi için dua etmek ne kaybettirir? Kardeşlerimizin ıslahı için dua etmek varken ifsadi için çaba sarf etmek yakışır mı Müslümana? Bizim algımızda cennet bir gece kondu gibi küçücük daracık bir yer değil. Korkmayın oraya herkes sığar. Ve ila mağfiretin min ve cennetin arzıha semavat ve Ardu İşte Rabbinizden gelecek bir bağışlanmaya doğru süratle koşun ve bir cennete doğru da koşun ki o cennetin genişliği gökler ve yer kadardır. Yani gece kondu mantığıyla cennete bizim takım girsin gerisini hali varsa görsün demenin bir alemi yok. Bu Müslüman'a yakışmaz yani. Gerçekten vallahi hiç şey yapmıyorum yani. Böyle hiç içim daralmıyor yani. Hata yapar. Neden yapmasın ya? Niye hatasız dost arıyorsun? Sen hatasız mısın? Senin de var. Bazıları bunu inadına da yapabilir. İnadına inadına hata yapmak da günahtır. Yaptığının helal olduğunu zannetmediği sürece yapılan davranış bir günahtır. O kadar. Bir helalı haram, bir haramı helal saymadığı sürece, bir emri nehi, bir nehi emir saymadığı sürece kişi Onların tersini yaparsa günahkar olur. Bizim de bir sürü günahımız var canım. Aynaya bak. Başkasının günahını saymaya sıra getiremezsin. Heyecanlanmanın bir alemi yok. Burada Allahu Teala dostlarınızla da sizi imtihan eder. Böyledir bu iş. Ekmek elden, su gölden. Ortalık dümdüz olsa bu imtihanı nenem de kazanır. Bir şey mi o? Bunun bazen çukurları olacak. Bazen tümsekleri olacak. Bazen koşman gerekecek. Bazen seyirtmen gerekecek. Bu böyledir bu hayat. Biz istiyoruz ki biz düzelmeden herkes düzelsin. Ya yok öyle bir dünya gözünü seveyim. Alem düzelsin ben sonra düzeleyim. Yok öyle bir şey. Bu Kur'an'a aykırı, sünnetullah'a aykırı bu. Rahat suresi 11. ayet. İnna Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta değiştirirler ma bi enfusihim işte sosyolojinin temel kuralı bu Allah bir toplumu oluşturan fertler kendilerini teker teker değiştirmedikleri sürece Allah onların oluşturduğu toplumu dönüştürmez Ra'd suresi 11. ayet Bu mesele bu kadar berrak bu kadar açık herkes düzelsin sonra ben de düzeleyim yok öyle şey sen düzelirsen herkes düzelir. Senden başlar bu iş. Alemden değil. Onun için rahat edin. Bak ben çok rahatım. Hiç sorun yok yani. Hiç heyecana kapılmadım. Kapılmam. Hiç gaza gelmem. Hele benimle arama peygamberimle alakalı biri girecekse ona sadece acırım. Allah sana hidayet etsin arkadaşlarım. Bu. Başka bir şey yok. Şimdi bu olumsuz insan tipinin ikinci Birinci ayette dedi ki allah Teala bu nankör insana nimet verir, ikramda bulunur. Bu adam da der ki Rabbim bana ikram etti. Aynı adam ve emma izâme ebtelâhu Rabbi onu tekrar denediği zaman, tekrar denediği zaman. Fe kadera aleyhi rizgahu. Bu defa rızkını ona biraz kısarak verirse. Kadera ala biraz kısarak vermek. Biraz rızkını kısarak verirse bu nankör tip feyakulu der ki Rabbi ey Rabbim şey Rabbi benim Rabbim ehaneni bana ihanet etti beni önemsemedi beni küçük düşürdü beni rezil etti beni horladı der bilmez ki fazla rızık da bir imtihandır az rızık da bir imtihandır fazla rızıkla imtihanı kaybetmektense Az rızıkla imtihanı kazanmak daha akıllıca bir iştir. Daha önce bir kere söyledim. Kasas suresindeki bu Karun kıssasını hafif biraz özetlemiştim hatırlıyorum. Orada söyledim. Tam sırası geldi bir daha söyleyeyim. Hani Karun'un o kadar serveti var ki servetinin anahtarlarını bile 8-10 kişilik bir grup zor taşıyor. O kadar şey. Hani o gün de söyledim bunun anahtarları herhalde şeydi böyle. Böyle, böyle, böyle ufak anahtar değildi muhtemelen yani. Şey, bir şey anlatayım size az Biraz gürültülü konuştuk. Biraz şeyi indirelim şeyi. Ha, bunu çıkarabilir miyim ya? İtiraz mı? İtiraz yok. Ee, şey, rahmetli babam vaaz ediyor camide Trabzon Hayrat'ta. Tam sırası geldi onu da söyleyeyim. Bir baba dostu bugün vefat etti Trabzon Hayrat'ta Murat Nuhoğlu hocam. Babamın çok samimi dostu. Mutlaka cenazesine gitmek istiyordum. Mutlaka orada bulunmak istiyordum. Hatta cenazesini ben kıldırmak istiyordum. Bu derslerimizin de en sadık takipçilerinden biriydi. Allah mekanını cennet etsin. Dün vefat etti. Bugün birazdan cenaze namazı kılınacak. Ben bu dersi ihmal etmeyeyim diye bir baba dostunun cenazesine bugün gidemedim. Ee, sizden dolayı sizi terk etmem adına gerçekten Allah için dedim ki Murat Hocam sağ olsaydı cenazeye mi gel dersi mi yap diye sorsam dersi yap derdi biliyorum. Ben öyle bir hustü ile inşallah akşam Beykoz'daki dersten sonra gideceğim. E, evine gidip ziyaret edeceğim inşallah Allah imanıyla göçen herkese rahmetiyle muamele buyursun bir gün öncesinde de ben Malatya'daydım Malatya'ya gitmiştim bir başka kardeşimizin babası vefat etmişti onun cenazesine gittim ee, yakıncı ailesine de buradan başsağlığı diliyorum Allah onun da mekanını cennet etsin sizin geçmişlerinize de rahmetiyle muamele buyursun şimdi hayratta babam vaaz ediyor bizim mahallede bir tane şey var hafif meczup biri Ahmet. Ahmet buna lakap olarak Serkan, Deli Ahmet derlerdi. Burada hayratlı bir kardeşim var, o bilir hepsini. Şimdi bu deli, deli değil aslında Ahmet. Yani Ahmet harika bir adam. Milletin kötülüğüne çalışmadığı için adama deli diyorlar yani. Kendi işini yapıyor, kimseye de muhtaç değil. Öyle bir hinlik fırıldak peşine koşmadığı için saf adam. Bizde saf neye derler? Aklı kıt olana. Halbuki saf arı duru tertemiz adam demektir. Ahmet saf bir adam. Şimdi babam vaaz ediyor. Diyor ki babam, rahmetli babam böyle çok sert konuşurdu. Diyor ki, peygamber efendimiz işte ashab-ı çok fakirdi, sıkıntılar çekerdi, öyle dardı, böyle öyleydi. Hatta Ramazan oruçlarını açarlarken böyle bir tane hurma yerlerdi, başka bir şey yoktu filan. Babam anlatıyor böyle heyecanlı heyecanlı. Bu Ahmet de tam babamın karşısında oturuyor. Bizim Trabzon hurması var. Trabzonlar biriyle böyle büyük hurma. Yani portakaldan daha büyüktür. Bu Ahmet hurma deyince işi karıştırdı. Dedi ki bu da, vaaz esnasında Hacı Efendi öyle bir tane hurma ile iftara çaydı ama biliyor musun o hurma kafam kadaydı diyor. <laughs> yani bir tane hurma küçük hurma diyor büyük hurma zannetti. Herhalde öyleydi. Ona o kadar ufak vurmadan aklı şey yapamadı yani. Şimdi ben de bu Karun'un anahtarları değil, kafam kadaydı herhangi her biri yani. Yoksa on kişi nasıl taşıyamıyor bu? Nasıl bir şey bu yani? Muhtemelen çok büyüktü anahtarlar veya işte serveti öyleydi. Öyle yorumlar da var. Her neyse şimdi bu adamın çok malı var. <laughs> Bak 79. ayetinde. Fakaraca ala kavmihi fi Karun o şaşası ve debdebesi içerisinde kavminin huzuruna çıkıyor, hava atıyor. Aynen bugünkü bazı zenginlerin yaptığı gibi, aynen. İşi gücü hava atmak. Böyle var ya, havan batsın dedirtiyor sana yani. İşi gücü böyle başkalarını haçıır görmek yani. Bilmez ki bu Karun ahlakıdır. Bilmez ki bu onun başına bela olacaktır şimdi övündüğü şey. Burada veya öbür alemde illa de bela olacak. Şimdi bu böyle şaşa şa içerisinde gelip millete hava atınca kalellezine yuridun el hayate dünya. Sadece bu dünya hayatını isteyen birileri demişler ki ya leytelena. Ah ne olaydı. Keşke bizim için de bulunsaydı. Misle mautiye karunu. Bu karuna verilen şeyin bir benzeri keşke bizim de olsaydı. İnnehu lezu hazzın azimin. Adamın bayağı bu dünya malından payı var yani. Özeniyorlar. Çok mala fazla mala özeniyorlar. Vakalellezine utul ilme kendilerine ilim verilenler ise bu diğerlerine demişler ki ve ileküm yazıklar olsun size. ...sevabullahi hayrun limen amene ve amile saliha. ...iman eden ve salih amel işleyenler için Allah'ın ihsan edeceği sevap bunlardan çok daha hayırlıdır. Ama velayülekkaha illa sabirun. Bu sabır denen muhteşem bu sevap denen muhteşem değere sadece sabredenler ulaştırılırlar. Sabredeceksiniz halinize. Fakasefna bihi ve bidarihi el arda. O Karun'u ve malını mülkünü yerin dibine batırdık. Ve ma kana lehu min fi'atin yansurunehu min Allah'ın peşi sıra e, yardım edeceğini sandığı hiçbir grup da olmadı zaten. Böyle bir grup ona yardım edemedi ve makane minel yine kendisi de kendisine yardım edemedi zaten. Hep perişan oldu, battı gitti. Şimdi bakın. 82. ayet okuyorum. Kasas suresi. Ve yine temen mekanehu bil emsi. Daha dün Karun'un yerinde olmayı isteyenler bu defa şunu demeye başladılar. Karun ve serveti yerin dibine batırılınca daha önce dün ona özenenler şöyle dediler. Dediler ki: "Ve ke enne Allah yebsutur rizqa limen yasha'u min ibadihi ve Vay be! Ve ke enne vay be demek. Hayret. Demek ki öyleymiş. Allah rızkı kullarından dilediğine geniş de verirmiş, dar da verirmiş. Veya dilediğine geniş verirmiş, dilediğine dar verilmiş. Yani Allah'ın sistemi var. Bu sistem prensipler halinde işler rızık kendisine çok verilen de olur, az verilen de olur. Levla, şu, bu cümle için okudum burayı. Levla en allahu aleyna lehasefe bina. Eğer Allah'ın bize lütuf ve ikramı olmasaydı bizi de yerin dibine batırırdı. Yani eğer Allah bize de Karun gibi çok mal verseydi belli ki biz de batacaktık. Bu defa iyi ki malım yokmuş diye şükret anladılar ki çok mal da imtihandır, az mal da imtihandır. Çok malla kaybetmektense az malla kazanmak daha akıllıcadır, daha doğrudur. Daha istikametli bir tavırdır. İşte bu Fecir suresi 15 ve 16. ayetler aslında bunu ima eder. Bu nankör insan kendisine nimetler bolca verilince Rabbim bana ikram etti der. Ama aynı imtihanın devamı olarak aynı şahsa nimetler biraz kısıtlı verilirse, biraz az verilirse veya biraz ölçülü verilirse, verilirse kadere kader ölçü manasına da gelir. Ölçülü verilirse bu defa der ki Rabbim bana ihanet etti, beni önemsemedi, beni küçümsedi, beni horladı. Ehanen böyle manaları var. Böyle der. Şimdi bu bakın olumsuz bir insanın nimete karşı nimetin veriliş gayesini fark edememenin sonucunda ortaya koyduğu hezeyanlar işte bunlar. Böyle yapmayın demek istiyor. Bize de aynısını söylüyor. Rızık biraz daraltıldığı zaman bunu bir felaket gibi görmenin gereği yok. Bazen çalışırsınız olmayabilir de. Vardır bunda bir hayır diyeceksiniz. Ama yan gelip yatarak rızık beklemek de Gelen rızkı veriliş gayesinin dışında harcamak da bir perişanlıktır. İnsanoğlu bu perişanlığa kapı aralamamalıdır. Evet. Şimdi diyor ki az rızık verilince ihanet etti Rabbim bana. Beni küçümsemedi diyor. Halbuki bir düşünse Allah'ın ona olan nimetlerini sayıp tüketmesi mümkün değil. Nahl suresinde de İbrahim suresinde de iki ayet var. Aynı metne sahip. Ve in tauddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Hangi nimeti sayıp bitirebilir bir adam? bırakın ekonomik gücü. Beden anlamında Allah'ın verdiği herhangi bir duyu organının ne kadar büyük bir nimet olduğu o organ kaybedildiğinde fark edin. Hani Hazreti Peygamber buyuruyor ya beş şey vardır ki onların kıymetini kayboldukları zaman anlar insanoğlu. Bir tanesi sağlıktır. Hastalanınca kıymetini anlarsın. Bir tanesi gençliktir. İhtiyarlayınca kıymetini anlarsın. Bir tanesi boş zamandır. Meşguliyetlerin arttığı zaman boş zamanın kıymetini anlarsın. Efendim işte bir tanesi zenginliktir. Fakir olduğun zaman kıymetini anlarsın vesaire. Böyle kaybedildiği zaman kıymeti anlaşılan nimetler vardır. Dolayısıyla bazen bir şeyleri kaybetmek de nimettir. Bazen bu da nimettir yani. Size tersinin nimet olduğunu öğrettiği için. Başına bir sıkıntı gelir, sıkıntısız halin nimet olduğunu kavratmak için. Yani başta birinci ayeti yorumlarken dediğim gibi Hayatta başımıza gelen her şey bir imtihandır ve bizi Rabbimiz onunla hesaba çekecektir. Rızkın az veya çok olduğu üzerinden yorumlanmamalıdır bu işler. Allah bunu bana niye verdi? Karşılığında benden ne bekliyor? Bunun üzerinden insan kendisini çek etmelidir, kontrol etmelidir. Şöyle yazmıştım. Ey insanoğlu, sen sana verilenle ilgili görev ve sorumluluklarını bil ve ona göre davranmaya çalış. Kulsun kulluğunu bil. Allah'ın işine karışma. Nimetlerin verilme nedenini nimeti veren bilir. Zaten o da bunu imtihan diye belirlemiştir. Çok verilmesi de imtihandır, az verilmesi de imtihandır. Sana verilene az değişin, bakışın nedeniyledir. Senin az gördüğün başkalarının belki hayallerini süslüyordur. Kim bilir? Sen az görüyorsun ama az değil ki başkaları onun yüzde birine sahip değil. Göreceli bir azlık üzerinden yorum yapıp da haşa Cenab-ı Hakk'ın nimet vermedeki sistemini sorgulamanın bir alemi yok. Evet insanlar nimetleri gördüklerinden ibaret zannediyorlar. Halbuki göremedikleri nice nice nimetler vardır. O nimetler kaybedildikleri zaman farkına varılırlar ve Allahu Teala sistemini öyle kurmuştur Dolayısıyla rızık üzerinden şunu az verdi bunu çok verdi gibi Haşa Cenab-ı Hakkı sorgulamaya çalışmak bir Müslümanın tutumu olmamalıdır Müslüman böyle bir görüntü vermemelidir bu iki ayet bunun üzerinden bizi inşa eden bize bilinç kazandırmayı hedefleyen bir mesaj içeriğine sahiptir. Surenin 15 ve 16. ayetleri. Şimdi buyuruyor ki Yüce Allah, bu nankör insan Allah'ı sorguluyor. Bana ikram etti ya da beni rezil etti, bana gereken önemi vermedi diye. Şimdi bu tipe Cenab-ı Hak kendilerinin nasıl arızalar içerdiklerini, nasıl yanlışlıklar yaptıklarını birkaç örnekle dört ayette bize beyan buyuruyor. Dört ayette siz Allah'ı sorguluyorsunuz ama aslında sizin durumunuz şudur, iyi bakın. Şimdi sayıyor, bir, on yedinci ayeti okuyorum. Evet. O ilana o kadar dikkatli baktınız ki bana o kadar dikkatli baksaydınız keşke. <laughs> Halbuki bir araba işte herhalde yanlış yere park etti. O araba park ettiği yeri değiştirsin. Evet. Şimdi 17. ayet okuyorum. Nankör insanı Allahü Teala kendine getirmek için uyarıyor. Bakın buyuruyor ki. Kella. Şimdi kella edatı Kur'an-ı Kerim'de İki genel mana veren edatlardandır. Bunun bir anlamı hayır hayır, hiç de öyle değil. Yani sana kimsenin ihanet ettiği filan yok. Hem bu anayı verir. Hayır, hayır asla. Hem bu anlamı verir. Hem kella dikkat edin. Gerçek şu ki manasını da verir. Burada iki anlam da kullanılabilir. Hayır, siz Allah'ı haşa suçlamayın. Mesele sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Bel esasında la tukrimun el yetim. Siz yetimlere hiç ikram etmiyorsunuz. Allah sizi mal sahibi yaptı. Allah size mal verirken siz herhangi bir şeyi hak ettiğiniz için vermedi. Neyi hak ettin de bu malları sana verdi? Sana olan nimetleri hangi hak edişin karşılığıdır? Neyi hak ettin de sana göz verdi? Sana sihat verdi, şu kadar organ verdi, akıl verdi, muhakeme verdi. Neyi hak etmiştin? Henüz bir hak ediş söz konusu değildi. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın sana olan ikramıydı doğrudan. Sana verdiği nimetleri de hak ettiğin için değil, imtihan için verdi ve o nimetleri garibanlarla bölüşmeni istemişti. O garibanlardan bir tanesi, bir grubu yetimler idi. La tükrimûnel yetîm. Siz yetimlere hiç ikramda bulunmuyorsunuz. Hem bakın la tükrimune ifadesini kullanıyor. Yetime yardım ederken ona böyle bir kenardan bir şey atarak böyle bir işlem yapılmamalıdır. Yapacağın iyiliği ikram mantığıyla yapacaksın. Yani lazım olmayan, kullanılmayan herhangi bir şeyi kendinden uzaklaştırmak için böyle bir nefret, bir öfke mantığıyla değil. Allah'ın yetimine ikram eden bir eda ile yardım edeceksin. İkramın olacak yani. La tükrimune fiilinin yerine başka bir fiil kullanılabilirdi. Burada bizim yetimlerle ilişkimizin ikram kavramı üzerinden şekillenmesi gerektiğini hatırlatıyor Allahu Teala. Orada bir şey yazdım. Bilmiyorum dikkatinizi çeker mi? 15 ve 16 ayetlere göre burada bir iltifat sanatı vardır diye hani ilgilenenlere söylemiş olayım Arapça bilmeyenler için bu sözüm çok cazip olmayabilir ama belki merak edenler olur iki dakikada bir şey hatırlatayım Arapça'da ve Kur'an-ı Kerim'de edebi sanatlar vardır bu sanatlar bir sözü daha ustalıklı söyleyip mesajı daha net vermeyi amaçlar bu sanatlardan bir tanesi iltifat sanatıdır. İltifat sanatı bir Arapça metinde zamir kullanımının belli bir sıralamayı takip etmeyip ani değişiklikler göstermesine derler. Yani tekil gelen cümleler çoğula dönüştürülebilir. O üçüncü tekil şahıs olan ifadeler muhataba sene dönüştürülür. Bunun maksadı muhatabın dikkatini, dinçliğini temin etmektir. Yani o o o der, ondan sonra birden siz der. Böylece muhatabın siz olduğunuzu anlarsınız. Yani kendinizi sözün akışına böyle e, ne olduğu anlaşılmayan bir akışa terk etmenize izin vermez. Buna iltifat sanatı derler. İnsanoğlu nankör insan şöyledir şöyledir dedikten sonra bu ayette la tükrimune siz ikram etmiyorsunuz diyerek muhatabı biraz daha uyarıcı bir ifade kullanılmış olur. Buna Arapça'da iltifat sanatı derler. Burada o sanatın bir örneği vardır. Daha önce şeyde e, Duha suresini işlerken hakkında epeyce detay verdiğim bu yetimlik konusuna Burada birkaç cümleyle tekrar değinmek ve o gün verdiğimiz bilgileri kısa da olsa hatırlatmak isterim. Yetim biliyorsunuz. Babası ölen çocuklar için kullanılır. Annesi ölenler için öksüz kelimesi kullanılır. Ama yetim kelimesinin annesi ve babası ölenler için ortaklaşa da kullanıldığı bilinir. Detay bakılırsa yetim babası ölenlere öksüz annesi ölenlere denilir. Bu doğrudur. Tabii ki kelimenin asıl anlamı budur. Bunun üzerinde herhangi bir felsefe yapacak durumda değiliz. Ancak yetimlik kavramını bir çocuk babası ölünce ona neden yetim deniyor? Babaya muhtaç olmasına rağmen muhtaç olduğu bir değenden yoksun olduğu için ona yetim deniliyor. Ama insanoğlunun yetimliği sadece babası ve annesizliğinden ibaret değildir. Başka yetimlikler de vardır. Bilgisi olmayan bilgi yetimidir. İlgiye muhtaç olup ilgi görmeyen ilgi yetimidir. Sevgiye muhtaç olmasına rağmen sevgi görmeyen sevgi yetimidir. Parası olmayan mal yetimidir. Babası olmayan baba yetimidir. Oğlu ölen oğul yetimidir. Ben mesela oğul yetimiyim. Baba yetimi, oğul yetimi olmak yani. Böyle şeyler neye muhtaç iseniz sahip olmanız gerekmesine rağmen sahip olmadığınız şeyin yetiğimisiniz demektir. Öyleyse bu ayet sadece ekonomik anlamda babası ve annesi olmayan çocuklara sahip çıkmayla sınırlı değildir. Kim neye muhtaçsa etrafınızda, çevrenizde o muhtaç olan kişiye ihtiyaç hissettiği şeyleri kazandırmakla yükümlüsünüz. Kur'an'a göre yakında bulunan yetimlere bakmak Allah'ın bir emridir. Ancak Kur'an'a göre her yetime yardım etmek üzere yakın olmak da Allah'ın emridir. Yani yetimin uzaktakisinden söz edilmez Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an'a göre yetim yakınla alakalı bir kavramdır. Hem yakınınızdaki yetimlere bakacaksınız. Hem de her yetime yakın olacaksınız. Çok enteresandır. Mekki surelerde yetim kelimesi böyle tekil gelir. Medeni surelerde bu kelime tekil gelmez. El yetama diye çoğul gelir. Niye? Çünkü artık Medine'de Müslümanların devleti vardır ve yetimlere sahip çıkmak devletin en önemli gelişmişlik ölçüleri arasında yer alır. Bir milletin medeniyet alanındaki gelişmişliğinin ölçüsü yetimlerine, fakirlerine nasıl davrandığıyla doğru orantılıdır. Milli geliri fert başına ister 30 bin dolar olsun ister 50 bin dolar olsun. O memlekette fakirler inim inim inliyorsa, yetimler çaresizlik içerisinde kıvranıyorsa orası gelişmiş bir medeniyet değildir. Milli geliri en yüksek olan devletlerden bir tanesi Amerika'dır. Ama Amerika'nın o Washington'unun veya New York'unun veya başka eyaletlerinin arka sokaklarında inim inim inleyen milyonlarca insan vardır. Bizim Anadolu'da da böyle. Adam diyor ki işte bizim mahallede zekat verecek veya kurban eti verecek adam bulamıyorum. Bir öteki mahalleye geç. Allah Allah şehir dışına çık. Biraz doğuya doğru git şöyle. Şöyle git biraz. Ada pazarını biraz daha öteye geç. Bolu'nun o Kıbrıscık ilçesi var mesela. Ben oraya gitmiştim. Kastamonu'nun ilçeleri var. Oralara git. Git biraz. Bizim Doğu Karadeniz'in böyle yüksek dağ köyleri var. Oralara git. Yani illa sen yetimler yanındaysa ilgileneceksin öyle mi? Fakirler yanındaysa ilgileneceksin. Yok yok. Kur'an'a göre yetime de fakire de yakın olmak da farzdır. Onları gidip bulacaksın orada işte. Bu senin görevindir. Yetimlere sahip çıkmak bir milletin, bir medeniyetin gelişmişlik ölçülerinin en önemlilerinden bir tanesidir. Şimdi Allahü Teala bana malı az verdi, çok verdi. Edebiyatını yapanlara Cenab-ı Hak cevap veriyor. Buyuruyor ki, hayır iş sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Esasında siz yetime ikram etmiyorsunuz. Sana verilen mal ne kadarsa o malı o mala muhtaç olanlarla bölüşmüyor, paylaşmıyorsun. Kur'an-ı Kerim'de yetimlere bakmayla alakalı şu kadar ayet var, ben o detaya girmiyorum. allah Teala kendisine malı biraz az verdi diye, Rabbim beni ihanet etti, bana ihanet etti, beni önemsemedi, beni küçümsedi gibi edebiyat üretenler aslında kendilerine baksınlar. Siz asıl ihaneti siz yapıyorsunuz. Verilen malı garibanlarla, yetimlerle ikram mantığı içerisinde bölüşmüyor, paylaşmıyorsunuz. Böyle yaptığınız için malınız size kısıtlı olarak verilir. Allahu Teala'yı sorgulamanın bir anlamı yoktur. Biri bu. Yetimlere ikram etmemek. İki, ve la tahaddun ala ta'amil miskini. Siz miskinin doyurulmasına ön ayak olmuyorsunuz. Birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Bu tahaddun karşılıklı olarak birbirini teşvik etmek demektir. Bir adamın karşıdakini bir hayra teşvik edebilmesi için önce adamın kendisini o hayra teşvik etmiş olması lazım. Yani içinizde bu hayrı yaşayabilecek bir duyarlılık ve bilinç elde etmiş olmanız lazım ki bir başkasına bu duyguyu aktarabilesiniz. Şimdi ben bu kavramı çok çok önemsiyorum. Neden? Bu kavram iki ayette daha geçiyor. Bu bir ifade ya, yani. buna benzer ifade. Ve la taqaddune, ala taamil, miskin ifadesi iki ayette daha geçiyor. Bu ayetlerin bir tanesi Hakka suresinde. Bakın orada Hakka suresinin 33-34. ayetleri. 34. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah وَلَا يَحُدُّ عَلَى تَعَامِ miskin. Bu adam yoksulun doyurulmasına ön ayak olmaz. Olmuyor. Bu ifade 33. ayetin peşinden geliyor. 33. ayette ne var biliyor musunuz? İnnehu kâne lâ yu'minu billâhi'l-azîm. Bu nankör adam yüce Allah'a iman etmeyen adamdı. Yani yoksulun doyurulmasıyla ilgilenmemek bir iman sorunudur. Bunu söylemek istiyorum. Yoksulun doyurulmasına ön ayak olmamak, onların derdiyle dertlenmemek bir iman sorunudur. Öyle bir ayete bakıp da diğer ayetleri görmezlikten gelerek bu iş çözülmez. Bakacaksın Hakka suresinde o önceki ayet grubunu o hatırlatırsam söz uzar diye hatırlatmıyorum. Amel defteri kendisine sol taraftan verilen ne olaydım? Keşke bu kitabım bana verilmeseydi. Keşke hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Ne olaydı? Keşke ölümle her şey bitseydi. İşte malım bana fayda vermedi gücüm otoritem yok olup gitti diyecek ama Allah onlara ona, onun için diyecek ki yakalayın bunu bağlayın cehenneme atın ve onun ayaklarına işte 70 cira, zira, zira uz, uzunluğunda zincirler takın onları öylece cehenneme sürükleyin diyor. Kim bunlar? La yu'minu <laughs> billahi azim. Allah'a büyük yüce olan Allah'a iman etmeyen ve la yahuddu ala taamil miskin miskinin doyurulmasına ön ayak olmayan adamlardır. Ya bir kafir adam böyle davrandığında Allahü Teala onu böyle paylıyor da aynı duyarsızlığı sen ortaya koyarsan sana iyi yaptın aferin çok güzeldi mi diyecek yani. Maun suresinde de var bu. Era eytellezi yukezibu biddin fezalikellezi yedu'ul yetim ve la yehuddu ala ta'amil miskin. Aynı ve la ala ta'amil miskin. Aynen Hakka suresi 36. 34. ayetle aynı metne sahiptir. Peki orada yoksulu doyurmamak kimin özelliği olarak zikrediliyor? Era eytellezi yükezzibu bid-din. Dini yalanlayan adam. Bu hem dini yalanlamak manasına gelir, hem ahireti hesabı yalanlamak anlamına gelir. İki, fedalikellezi yedu'ul yetim. Bu adamlar yetimi itip kakar. Kim bunlar? Dini yalanlayan adam. Yetimle ilgilenmez, velâ yahuddu ala ta'amil miskin ve yoksulun doyurulmasına ön ayak olmaz. Yoksulun doyurulmasıyla ilgilenmemek, yetimin itip kakılması gibi yanlışlığı yapmak bir iman sorunudur. İmanın ahlaktan yoksun olduğu sonucunu verir. O itibarla Allahu Teala burada ikinci sırada Allah bana az rızık verdi, az nimet verdi diye haşa Allah'ı suçlamaya gayret eden o olumsuz insan tipine yönelik ikinci hatırlatma onun miskini doyurmaya ön ayak olmamasıyla ilişkilendirilmiştir. Tabi bizim kültürümüzde bazı kavramlar tanınmaz hale geldi arkadaşlar. Kavramlar böyle ne bileyim tepe taklak oldu yani. Kavramı tanımıyoruz. Şimdi miskin kelimesini sokakta gezerken sorun insanlara alacağınız cevap hemen hemen tamamıyla miskin demek böyle tembel tembel kös kös oturana derler. Öyle tarif edilir miskin. İlgisi yok. Bunun Kur'anca, Kur'an'ın bu kelimeye yüklediği mana bu değildir. Emin olun bu değildir. Miskinin iki tane anlamı vardır. Birincisi miskin açlıktan dolayı karnı adeta toprağa yapışmış adam demektir. Belet suresinde öyle geçer. Ev miskinen zahmet rabetin. Açlıktan dolayı karnı adeta toprağa yapışmış. Yani kalkıp gezecek mecali kalmamış insanlar. Öyle değil mi? Televizyonlarda, belgesellerde veya Afrika'nın oralarında dolaşan gariban insanların yapısını görüyorsunuz. Biz onlara böyle resim gibi bakıyoruz ya. Biz onları yani herhalde hayal gibi zannediyoruz. Yani böyle böyle insan yoktur diye hesap ediyoruz ama var işte. Şu Suriye'den gelen insanların halini görüyoruz. Irak'tan daha önce gelenleri biliyorduk. Bunlar gene gelebilenler. O Somali'de o Afrika'nın içlerindeki ülkelerdeki o gelemiyor da zaten. Kemik kalmış ya. Kemik hiçbir şeysi yok. Çikolata veriyor ona, yiyemiyor onu çocuk. Yok şey, sistem gitmiş. İşte miskin o. Yani açlıktan dolayı karnı toprağa yapışmış adama miskin diyor Kur'an-ı Kerim. Bir anlamı bu. Bir anlamı da miskin, fakirlik, yoksulluk kendisinde mesken tutmuş adam demektir. Artık mecali yok. Fakirlikle miskinlik arasında bir nüans vardır. Fakir başkasına yardım edecek durumda olmayan ama kendisini zar zor kıt kanaat idare edebilene, zekat veremeyen ama zekat almak durumunda olan insanlara fakir derler. Miskin ise bunun çok daha ileri düzeyde Sıkıntı içerisinde bulunanın adıdır. O itibarla miskin yoksulluk kendisinde mesken tutmuş adam demektir. Bir toplumda böyleleri fazla sayıda bulunuyorsa o toplum gelişmişlik noktasında yerlerde sürünüyor demektir. Bir toplumun gelişmişlik ölçüsü yetimi, yoksulu ve fakirine nasıl davrandığıyla doğru orantılıdır. İyi davranıyorsa gelişmiştir iyi davranmıyorsa milli geliri ne olursa olsun o gelişmemiştir vesale. İkinci husus bu. Allahu Teala'nın nankör insanı ayıpladığı ve onu sen yanlış yapıyorsun. Yanlış makamı kendince e, efendim töhmet altında bırakmaya gayret ediyorsun. Dön sen kendine bak. Yetimlere ikram etmiyorsunuz ve yoksulların doyurulmasına ön ayak olmuyor birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. İki, üç, buyur. Ve tekülün <laughs> türase eklen lemma. bu maddeden hiçbirimiz geçemeyeceğiz ha ben size söyleyeyim. Bu maddeden geçemeyeceğiz yani. Ne bu? Ve tekülün <laughs> türase mirası yiyorsunuz. Nasıl eklen? Öyle bir yiyişle ki lemma İyisine kötüsüne bakmadan, helal haram demeden, bu bize kaldı deyip böyle malı götürüyorsunuz yani. Mirasınız size miras düştü, miras adamın kendi hakkıysa bu eleştirilecek bir konu değildir. Ama Allahu Teala demek istiyor ki size miras olarak verilen bırakılan malda başkalarının da hakkı vardır. Evet var. Bizim Karadeniz'de gidin sorun. Kız çocuklarına mal veriyorlar mı sorun. Bakın bakalım veriyor mu yani. Vermiyor. Kızlar da babasının malından istemeyi ayıp sayıyor. Babasının malını aldı. Bak bak diyor hiç utanmadan. Niye almasın canım? Babasından kaldıysa onda onun hakkı var. Hatta babalar ölmeden önce kızlarını mallarından mahrum bırakıyor. Kendisi. Babalar vefat ettikten sonra kardeşler, kız kardeşleri kardeşliği görmüyor. Mal paylaşımında diyelim iki erkek, iki kız varsa mal ikiye bölünüyor. Yarısı bir erkeğe, yarısı öbür Öbür iki kız, o kız gitti diyor. Gitti gitti. Sayçı gidemedi ne olacak? E zengin yere gidiyor. Gire fakir yere gitti. Sana ne? O malını kendisi değerlendirsin. Ver mirastan hakkını. Vermiyor. Bir kısmı da çok uyanık. Alsın. Hakkını alsın. Hangi surede? Ha, diye yeni bir sure mi geldi diye mi? Ferahiz ayetlerinde. Evet. Tabi biliyor musunuz? Ben mesela bu Müslümanların Nisa suresinin 10 ve 11. ayetlerini okuyup da 7. ayeti okumamasını ne kadar ayıplıyorum bir bilseniz. 7. ayeti okumuyor beyim. 10. ayeti okuyor erkekler. Kızlar hiçbirini okumuyor zaten. Nasıl olsa hakkımız yok. Hiçbirine baktığı yok. Erkekler de 10 ve 11. 10. ayette bir cümle var onu okuyor. Yusikumullahu fi evladikum lizekeri misli hazzul unseyni. Allah evlatlarınızla alakalı sağ olan babalara diyor ki erkeklere iki kızın payı gibi verin. Niye? Oradaki gerekçe erkekler malın kazanılmasında yardımcı olmuştur vesaire. Ama o babaya mal kendi babasından kalmışsa, atalardan kalmışsa onun cevabı yedinci ayettedir. O ayette Erkek ne alıyorsa kız da onu alacak. Eee onu okumaz biri. O yedinci ayet yok. Miras ayeti diye sorun. Nisa 11, 10, 11 derler. Peki yedi? Yedi yok. Yedi mirası yetiriyor. Onun için yediye kimse dokunmuyor. Biz söylüyoruz. Gayet net. Ben yıllardır, on yıllardır söylüyorum. Bir kız çocuğu. Bir kısmı da bizim Şeref bilir değil mi Şerefciğim? Bizim oralarda. Kız kardeşini adam diyor ki onu bir kere umriye götürdüm yeter o. A. Allah Allah. Adam alıyor 40 tane daire. Kız kardeşini bir umreye götürüyor. Ha, Hakkı neler Bak umreye götürdüm seni. Umre kaç lira? 3 dört bin lira bir şey. Bununla nasıl kandırıyorsun? Niye kanıyorsunuz be? Onlar da kanıyor. Yapacak bir şey yok ben ne bileyim. Ama öbür alemde bu miras işi çok zor geçecek haberiniz olsun. Çok zor geçecek. En muttaki görünümlü, en duyarlı zannettiğiniz adamlar bile kız çocuklarıyla alakalı korkunç hatalar yapıyorlar. Bizatihi fiilen bunu bilen bir adam olarak söylüyorum. Slogan atarak ve tahminler yürüterek değil. Bizatihi hayatın ta içinde merkezinde bunu yaşayan bir insan olarak söylüyorum ve tekulunet turase eklenlenme helal haram demeden miras diye gördüğünüz her şeyi pis bir tüketici olarak yiyip duruyorsunuz. Sormuyorsun bunda başkasının hakkı var mı diye. Kendi miras payını yiyorsan eyvallah. Ama bil ki o senin hakkın olanda da eğer zengin bir adamsan fakirlerin hakkı var. Yani mirasta payı olanların hakkını vermediysen bir hak öne yiyorsun. Bir de sana düşen miktarda fakirlerin ayrıca hakkı vardı. Onu vermiyorsan bir hak da öyle yiyorsun. Değil mi? Zariyat Suresi'nde var. Ma'arif Suresi'nde var. fi fi'envarim hakkum ma'lumun lis-sa'ili vel mahrum. Onların mallarında açıktan isteyen ve mahrum olduğu için isteyemeyenlerin belirlenmiş bir hakkı vardır diyor Allah Teala. Onu vermiyor işte. Mirasta hakkı olan hakkı vermiyor. Kendi hakkı olan mirasta diğer fakirlerin hakkı var. O da onu vermiyor. Ve bunu böyle yiyorsunuz diyor. Ve te'külûne türâse eklen lemma. Yiyor da yiyorsunuz. Helal haram demeden, iyisine kötüsüne bakmadan ne var ne yok deveyi hamuduyla götürüyorsunuz. Üçüncü kınadığı nokta bu. Sonra ve tuhibbun el male hubben cemma. Al, bu da bizi anlatıyor. Ve tuhibbun el male malı çok seviyorsunuz. Ne kadar çok? Hubben <laughs> öyle bir çok ki cemma sınırı yok. Malı sınırsız seviyorsunuz. Benim olsun başkasının olmaz. Ben yiyeyim başkası yemez. Yetimle ilgilenmem, yoksulla ilgilenmem diyorsunuz. İşte bu dört Ahlaksız gidişatın sahipleri mal kendilerine biraz dar verildiği zaman Allah'ı kendisini küçümsemekle, önemsememekle suçlamak, kendi görevini yapmamanın psikolojik bir sonucudur. Evet, insanların malı sevmeleri garipsenecek bir durum değildir ama bunu hubben cemma ölçüsünde, yani çok sınırsız bir şekilde, ölçüsüz bir şekilde sevdiğiniz zaman bu mal başınıza bela olacaktır. Çok servet hesabın ağır olmasını beraberinde getirir. Ruz mahşerde bir bakacağız ki bazıları sorgulamadan hızlı geçecekler. Bazıları öyle. Bazıları imtihanı çok zor götürecekler. Niye? Belli sebebi malının teker teker hesabı verilecek. Kim verecek o hesabı? Malın sahibi. Nasıl verecek? Veremeyecek işte. O noktada malı, aşırı malı, aşırı servet tutkusunu Rabbimiz bir felaket olarak tanımlıyor. Bakın ben şöyle şeyler söylüyorum. Diyorum ki dünyaya ve ahirete her ikisinde de ne kadar kalacaksak o kadar önem vermeliyiz. Dünyada ne kadar kalacaksak ona o kadar önem verelim. Ahirette ne kadar kalacaksak ona da o kadar önem verelim. Ya da şöyle diyelim. Mahşerde ne kadar bir ödül istiyorsak o kadar fedakarlık yapalım. Ne kadar ateşe dayanacaksak o kadar günah işleyelim. Ölçü budur. Haydi bakalım. Ali İmran suresinde anlatıyor Allahu Teala. Surenin bak açtım çıktı. 180. ayet. Ali İmran suresi. 180. Ve reyhasabenellezine yabhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khayran lahum. Sakın Allah'ın kendilerine ihsanından verdiği mallara cimrilik yapıp başkalarına bunları vermeyenler bu malların kendileri için huwa khayran lahum. Hayır olduğunu zannetmesinler. Bel aksine huve şerrul lahum. O mal onlar için şer olacaktır. Niye? Seyutavakun ma bekhilû bihi yevmel kıyame. Kıyamet günü dünya hayatında cimrilik yaptıkları o mallar onların boyunlarına yılan gibi dolanacaktır diyor. Seyutavakun yılan gibi dolanmak demektir. Başına bela işte. Veya şu ayeti düşünün. Tevbe suresinde anlatıyor Allah-u Teala. Buyuruyor ki surenin 34 35. ayetleri. Ya eyellezine amenu inne kesiran min el ahbari ve'r ruhbani le yakulun amwal en bil batil ve yasuddun an sabilillah ve'llezine yaknizun el zahaba ve'l fiddata ve la yunfikunha fi sabilillah bi bi'azabin elimin. Yeme yuhma عليها في نار جهنم فتكوا بها جباهم مجنوبهم بظهورهم. هذا ما كنتم تكنزون أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Gidin bu iki ayeti evde üzerinde düşüne düşüne anlamaya çalış. Ey iman edenler. Yahudi ve Hristiyan din adamlarının pek çoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve insanları Allah yolundan engelliyorlar. Altın ve gümüş biriktirenler. Zeheb, altın, fidda, gümüş. Vellezine yeknizune zehebe vel fiddate. Altın ve gümüş biriktirenler. Bu şu demek yani. Servet biriktirenler. Bugün altın ve gümüş biriktirmiyor adam başka şeyler biriktiriyor. Ne biriktiriyor? Dolar biriktiriyor, euro biriktiriyor, daire biriktiriyor, arsa biriktiriyor. Yani biriktirilen şeyler değişti mahiyetleri değişti ama mantığı değişmedi aynı şey bunları biriktirenler ve la yunfikuna fi sebilillahi bunları Allah yolunda infak etmeyenler var ya febeşşirhum bi azabin elimin onlara elem verici bir azabın geleceğini müjdele ne zaman? yevme şu gün ki mahşeri anlatıyor o gün yuhma aleyha fi nari cehennem onlar cehennem ateşinde kızartılacaklar yuhma <laughs> Kızarmış et var ya, mangalda et kızartıyoruz. Onun kızarmış adam versiyonu da var mahşerde. Kızaracak. Ne? Nereler? Önleri, yanları ve arkaları. Cepheleri, cibahı, cünübu, zuhuru her tarafı kızarılacak. Kızartılacak. Ve onlara denecek ki, "Haza ma diyen füsüküm. Hah, işte bak bunları dünyada kendiniz için biriktirdiğiniz şeyler var ya, an işte onlar bunlar. Fezûkû ma küntüm teknizûn. Şimdi kendiniz için yığıp durduğunuz bu servetin tadını alın bakalım. Allah yolunda infak edilmeyen mal sahibinin başına beladır. Kur'an bize bunu öğütler. İşi çok böyle acite ederek, acındırarak filan işi edebiyata indirgeyerek laf salatası yapmak istemiyorum. Ama bakın samimiyetle söylüyorum. Bu toplumda gerçekten tahminlerinizin çok ötesinde fakir insan var. Ben bu fakirlerin bir bölümüyle birebir her gün yüz yüzeyim. Bunlar üniversitelerde okuyan fakir öğrenciler. Mesela bizim okulda, üniversitede Samsun'da yabancı ülkelerden çocuklar var. Misafir öğrencilerimiz var. Siz her bayram kendi çocuğunuzu yanınızda görmeyi istiyorsunuz. Eğer uzaktalarsa, onlar gelemiyorsa siz gidiyorsunuz, imkanlarınız var. Ama düşünün. Kazakistan'dan öğrencilerimiz var bizim. Kırgızistan'dan öğrenciler var. Filistin'den, Suriye'den, Irak'tan, Bosna Hersek'ten, Makedonya'dan, Kosova'dan, Bulgaristan'dan, Romanist Romanya'dan, Yunanistan'dan ne bileyim her taraftan öğrencilerimiz var ve bunların bir bölümü bayramlarında ailelerinin yarına gidemiyorlar bilet parası olmadığı için. Sen şimdi yat. Daha acı bir şey söyleyeyim mi size? Üniversiteler öğrencilere öğle yemeği bursu verirler. Öğle yemeği bursu. Kaç lira biliyor musunuz? Bir öğle yemeğinin bedeli üniversitelerde. Belki değişik yerlerde rakam farklıdır ama ben bizimkini biliyorum. Bizim üniversitede öğle yemeğinin fiyatı 2 lira. 2 liraya öğle yemeği yiyor çocuk. Burs veriyor üniversite. Fakülte fakülte ayırıyor. Bizim fakülteye bu sene 75 kişi düştü. Ben de o zaman o idarecilik görevi yapıyordum. Arkadaşlara dedim ki ya 2 liralık şeye kim müracaat ediyor ya? Kimin iki lirası yoktur bir günde yani? Müracaatlar alındı. 75 öğrenci belirlendi. Ben sordum ki arkadaşlara. Başka var mı müracaat edip alamayan? Hocam var dediler. Daha 100 küsür kişi daha var. Bunlar müracaat etti ve onlara burs çıkmadı. Öyle mi? Evet öyle. Bu arkadaşları baktım, sordum, soruşturdum. Bir aylık yemek bursu 44 lira arkadaşlar. 22 gün 44 lira. Bir aylık bir öğrencinin öğle yemeği bursu. Bu parası olmadığı için o bursa müracaat eden 200'den fazla öğrencimiz vardı bizim. Hangi birimiz ayda 100 lira, 200 lira boşu boşuna harcamıyoruz bana söyler misiniz? Hangi birimizin sofrasından arttırdıklarımız 200, 300, 500 lira etmez bana söyler misin? İşte bu çocuklar. 2 liralık yemek bursuna müracaat etmek zorunda kalmış. Cebinde bunun parası olan adam ona müracaat etmez. Yok işte adamın parası. Sen de diyorsun ki bizde fakir fakir adam yok kime zekat vereceğiz? Tabii yok canım ya memleket güllük gülistandı. Hiç fakir kalmadı. Sen her gün gördüğün adamlardan ibaret zannetme dünyayı. Başka taraflarda sıkıntılı insanlar var. Bu bizim orada öyle de burada böyle değil mi? Aynı burada da öyledir. Gidin üniversitelere sorun. Bakın burs ihtiyacı için, 100 liralık burs için her türlü makama müracaat ediyor öğrenciler. 100 lira alabilmek için. Bir paket sigaranın ederi Türkiye'de aşağı yukarı 10 lira. Bilmiyorum kaç liradır, 10 lira mı nedir? Öyle gidiyor işte duruma göre. Bir paket içse ayda kaç lirayadır? 300 lira. 10 ayda 3 bin lira. 10 senede, bilmem matematik fazla iyi değil. İşte çarpın işte. Öyle ediyor yani. 20-30 senede sigaraya verdiği para bir ev parası yani. Ama aynı adamdan ayda 100 lira istiyorsun vermiyor. Zekatını ver diyorsun vermiyor. Ya zekatına say be. Zekatın yok mu senin? Senin infak borcun yok muydu? Hani infakın olacaktı? O da yok. Zekatı da yaklaşık şeylerden veriyor. Vermiyor. Ondan sonra zengin daha çok zengin oluyor. Bizim İslam literatüründe bir zenginin daha zengin olmasından söz edilmez. Zenginlerin belli bir limitte durmasını fakirlerin fakirliklerinin bitmesi üzerinde durulur. Yani her sene zekat düzenli verilse o toplumda fakirlerin sayısı azalır. Bir süre sonra da zekat verilecek. Fakir kalmaz. Hazreti Ömer döneminde İslam toplumunun ekonomik yapısı buydu. Şimdi bizde bizde yok kardeşim. Vermiyor insanlar. Doğru dürüst vermiyorlar. Verenler var. Allah onlardan razı olsun. Tabi onlara ne diyeceğim yani? Hiç diyecek bir şeyim yok ama geneli vermiyor. Zekatın nereden verilmeyeceğini soruyor. Veya diyor ki hocam, ne zekat nereden vereceğiz? O vermeyecek yerleri anlatıyor. Ya nereden verilecek? Onu söylesene. Öyle bir portre çiziyor ki adam zekat vermek bir tarafa, zekat alacak duruma geliyor. Yani zengin adam öyle bir hesap çıkartılıyor ki arabaya yok, eve yok, arsaya yok, binaya yok. Nere var? Birikmiş parası var. Birikmiş para kimsenin yok. Ve bu fakirlerin hakkı ne olacak? O yüzde iki buçuk Hazreti Ali'nin dediği o züğürt miktar ne olacak? Onu bile vermiyor insanlar. Vermiyorlar. Ama bu Ruzi Mahşer'de hesabı sorulacak bir meseledir. İşte burada dikkat çekilen o. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا Aşırı ve ölçüsüz bir şekilde malı seviyorsunuz. Bu başına bela olacaktır. Malına sahip olanlar, malı veriliş gayesi doğrultusunda harcayabilenlerdir. Bir Müslüman malına sahip olmalıdır. Malına ait olmamalıdır. Mala sahip olmak başka bir şeydir. Mala ait olmak bambaşka bir şeydir. Mala ait olanlar malının kölesidirler ve kölesi olduğu mal onun efendisi olur. Hiçbir köle efendisine azat edemez zaten. Konfüçyüs'e nispet edilen bir söz var. Onun mudur bilmem ama malını dağıtmayanları malı dağıtır der, demiş adam. Doğru demiş. yani, bravo helal olsun. İyi demiş yani. Malını dağıtmayanları malı dağıtır. Darma duman eder. Zekat veren adam zekat verdiği için fakir düşmez böyle bir şey olamaz. Mümkün değil kesin doğru dürüst vermiyordur. Kaçırıyordur. Asıl mezekat verilmesi gereken yerleri vermiyordur. Kenarda bucakta kalanlardan bir şeyler verdik diyor adam ya lafa bak ya. Nasıl bir şeyler verdik diyorsun ya. Bir şeyler değil ki malı limiti belli bunun. Öşür dedim bir ara bir yerde konuşma yapıyordum. Öşür dedim tarım ürünlerinizin zekatı onda birdir dedim. Ne dedi? He öyle öşür diye bir şey var. O ayrı bir vergi dedim. Yok yok öyle bir şey yok. Yok tabii yok canım verme. Bizimki vermiyor. Çaydan bak çay, fındık, tarım ürünleri. Bunların öşrü var. Bunların onda bir vergisi var. Fakirlere verilmesi gereken. Bizim oralarda bunun adını bile duyan yok. Yok. Adam diyor ki hocam borcumuz var. Tamam borcu düş. Borcum var diyor borcunun karşılığındaki mal varlığını saymıyor. Üç tane dairesi var. Onu saymıyor. Borcum var diyor. E bu malın da var. Çünkü ona demişler ki zekat kardan vergidir. Hayır. Zekat maldan vergidir. Kardan değil. Size bunu kim diyorsa yalan diyor. İtibar etmeyin. Maldan vergidir. Kardan değil. Sahip olduğunuz malın değeri maliyeti üzerinden zekatını vermek zorundasınız. Sahip olduğunuz ne varsa. Yani hocam işte bir tane evimiz var. E tabi bir tane evim var. Bir de İmam-ı Azam'ı böyle şey öne çıkartmasınlar mı? İmam-ı Azam dedi ki eve, bineğe ve arsaya zekat olmaz. Doğru. İmam-ı Azam doğru dedi. Ama onun dediğinde ev dediğin dört duvardan müteşekkil bir barakaydı. İmam-ı Azam ne bilsin senin dubleks, tripleks villalarda oturduğunu? Nereden bilsin? Nereden bilsin senin bir dairen 2 trilyon, 5 trilyon, 10 trilyon ediyor? Nereden? Bilmiyor ki bu zamanları. Onun binek dediği de gebermiş bir eşekti. <laughs> senin bineğin öyle mi? Sen neye biniyorsun? Bir baksana. Şimdi eşekte dolaşan var mı? Binerken en lüks arabaya biniyor. Zekat mantığında onu eşek gibi sayıyor. Bunun hesabını verecekler canım. Verilmeyecek mi zannediyorsunuz ya? Hadi birbirimizi kandırıyoruz. Allah'ı nasıl kandıracağız ya? Ha İmam-ı Azam'ın dediği arsadan maksat evin yanındaki birkaç parça fasulye, patates, esti, ektiğin küçücük bir tarlaydı. İmam-ı Azam ne bilsin senin Aksaray'da arsan olacak be. Ne bilsin Bakırköy'de arsan olacak. Efendim şurada burada Kadıköy'de arsan olacak. Nereden bilsin? Ayıp ya. Ve asıl zekat miktarı, parası güçlü olan bu ekonomik değerler zekat dışında sayılıyor. Çıldırıyorum buna ya. Bu fakirlerin hakkını kim verecek bana bir de böyle bir adres gösterin ya. Vermiyor işte. Böyle deyince de diyor ki milletin kafasını karıştırma. Görürsün kafan nasıl mahşede karışacak. Nasıl yakarak karıştıracaklar seni görürsün. Orada üstelik verecek şey de yok. Para da yok. Ne vereceksin bilmem. Bakın kınıyor Allahu Teala. Böyle bir mal ve servet sevgisini kınıyor. Yapmayın böyle diyor. Bak dört tane sıfat saydı. Ben saymıyorum ki bunları. Ben mi dedim? Kella bella tükrimun el yetim. Yetimlere ikram etmiyorsunuz. Doğru değil mi? Ed ediyor muyuz? Çevremizde kimin yetim olduğunu daha araştırıp haberimiz bile yok. Hiç orası, orayla ilgilenmiyoruz. Ve tühib şey ve ve la miskin. insanların doyurulmasına teşvik ediyor muyuz birbirimizi? Kim kimi davet ediyor akşam yemeklerine? Kim kendisini davet edebilecek olanı davet ediyor. Bu kadar. Ramazan iftarlarında ne hezeyanlar üretildiğini ben biliyorum. İşleri güçleri bir numara çekmek yani. E be kardeşliğimiz arttı. Heh. bir tane de fakir olsun o sofrada. Niye yok? Fakir davet edenler onlara ayrı sofra kuruyor. Niye ayrı sofra kuruyorsun? Beğenmiyor da. Göreceksin. Yani her kişi niyetine diye niyetini öyle yapacaklar. A'ydı, zengindi, o su vardı, bu su vardı diye. Öyle bir niyet yok. Öyle gideceksin cümbürtüye. diye. İkincisi bu. Üçüncüsü. Mirası helal halan demeden yiyorsunuz. Ya insan kendisine miras kalan malın Acaba bunda başkalarının hakkı vardır mı? Var mıdır diye bir sorması gerekmez mi ya? Sormuyor işte. Ve tuhibbun el hubben cemma malı serveti de alabildiğine çok seviyorsunuz diyor. Kimin sıfatı bu? Nankör insanın sıfatı. Devam eden ayetlerde bunlar cehennemlik adamlar diye tanıtılıyor. E bunlar belli adamlar cehennemliktir de aynı sıfatlar sende varsa sen cennete mi gideceksin ya? Bunları yıllardır anlatıyorum, anlatıyorum, bağıra bağıra helak oldum. Bir şey değişmiyor. Bizi dinleyenler dinlemiş olmak için dinliyor. Gereğini yerine getirmiyor. Sene boyu zekatını hesap ederken yine gidiyor cevabı istediği gibi vereceğini tahmin ettiği hocaya soruyor. Onlar da ne yapıyor bir kısmı? Eğer o zekattan bir bölümü ona verilecekse adamı hiç üzmüyor. Kur'an kursuna zekat veriyor adam. Kur'an kursunun binasına zekat. Boyasına zekat. Bilmem neyine zekat. E bu zekat olmaz. Ne yapalım? Bunu bir devir yapalım. Yani nasıl? Bunu fakir talebelere verelim. Onlar temlik temellük diyorlar buna. Veriyorsun çocuk diyor ki tamam bu benim oldu. Ne onun oldu? Alıyorsun hemen ondan. Hemen, hemen verir vermez alıyor hemen. Değil mi Serkan? Hemen alıyor. Adam Bir de devir var, iskat var biliyor musunuz onu? O, bir de o var. Oradan ma mahalleden birkaç tane adamdan topluyorlar para. Adamın yaşından ee, namaz borçlarını, oruç borçlarını, yemin kefaretlerini öyle ustalaşmışlar ki. Öyle hemen anında hesap ediyor onu. Mendilin içerisine koyuyor belli bir para. Kabiltü ve veheptü. Kabiltü ve veheptü. Verdik aldık ve adam alamadı ki. Kabiltü ve veheptü Kabildi, kabul ettim diyemiyor ki hemen alıyor onu. <laughs> veriyor, alıyor, veriyor, alıyor. O arada namaz, oruç, zekat, hadi hepsi bitti. Adam istese de cehenneme gidemiyor ya. Ha, <laughs> böyle bir şeye dönüşürdü. Bir namaz kılmayanın devirle belki af olur, Görürüz. İhale et millete, millet sana namaz kılsın, seninki bit. Vekaleten haç. Ya ne kadar güzel. Sen yat, alem gitsin yerine hacca. Öyle Samsun'da bir abimiz vardı. Birini yerine hacca gönderdi. Orada usul de şu. Hacca gönderilen de ziyaret ediliyor, gönderen de. Gönderilene gittik, haccını tebrik ettik. O grup gönderene de gidiyor, ben gitmedim. Gitmedim, camide bir süre sonra gördüm o abiyi. Dedim, lan Mehmet Hoca, buyur abi dedim. Sağ çok kızmışım dedi. Ne oldu, hayırdır dedim. Sen dedi, benim haccımı tebrik etmedin dedi. Abi sen hacca mı gittin dedim ya. E gitmedim dedi. E niye tebrik edecektim dedim. E yolladım ya dedi. E tamam Allah razı olsun yolladığın gitti. Sen sen bir şey yok dedim. La peki olmadı mı? Tabii ki olmadı dedim. E niye gitti? Niye gitmesin dedim. Bana ver ben de gideyim. Tabii ki gidip niye gitmesin adam? Deli mi? Ben bayılırım ben. Beni de yolla ben de giderim. Ama sen hacı olamazsın kusura bakma. Ne hacısı ya? Hacı ziyaret ada eden adam demektir. Gittin mi hacca yok? Her şeyi böyle bir acayip bir yere bağladık, böyle anlaşılmaz tanınmaz bir din sunumuyla yuvarlanıp gidiyoruz. Peki bu ayetler ne olacak? Bana bu ayetlerin muhataplarına neler söylediğini anlamamamız durumumuzda nasıl bir ipe sarılacağız bunun yolunu biri göstersin ya. Öyle, Heh. öyle değil mi? Öyle ya. Öyle Cevap öyle. Üzgünüm. Bu anlayışların Kur'an'dan alacak bir referansı yok. Bir desteği yok. İnsanlar okuyamadım aslında geliyordu bu 25. ayette. Feyevme izin la yuazzibu azabehu ahadun. Bir dahaki ders okuyacağız onu anlaşıldı. O gün Allah'ın yapacağı azabı kimse yapamaz anlamına geldiği gibi o gün kişinin kendisine yaptığı azabı başkası ona yapamaz. Kendisi yaptı bu bütün bunları. Hiç kimse faturayı başkasına kesemeyecektir vesaire. Bir dahaki ders nasip olursa inşallah şeyden sonrasını okuyacağız. 21. ayetten sonrasını okuruz. Biraz uzadık bugün. Bitirecektim bunu ama bitmedi. Bitmeyeceğini zaten anlamıştım ben ama. <laughs> neyse bitmedi. Bir dahaki ders inşallah Fecir suresini nasip olursa bitireceğiz. Sanıyorum 28 Şubat'ta. Ee, buluşana kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.